peygamberler hür ortamda, özgür ortamda Allah'a kul olabilmek için, kulluk görevlerini ifa için hep hicret etmişler. Yani vatan tercihinde bulundular. Ecdadımız bizi çok pahalı bir yere varis kıldı. Allah böyle bir ülkeye, böyle bir vatana bizleri bekçi olarak, nöbetçi olarak ihsan buyurdu. Türkiye'nin korunması zordur. Türkiye'nin güçlendirilmesi bütün Müslümanlara, yeryüzü Müslümanlarının kurtuluşu için hepimize bir görevdir. Anadolu, dünya insanlığının ikinci merkezidir. Dünkü Türkiye'yi bilmezsek, bugüne şükredip gelecek Türkiye'yi inşa edemeyiz. Nereden nereye geldik? Şırnak'ın Cizre ilçesi. Cizre Arapça'da El Cezire demek. Dört tarafı da, denizle kaplı olan adaya Cizre derler. Cizre ada demek. Cizre ada değil. Neden ada demişler? Nuh tufanından sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'na indikten sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam Cizre'de yaşadı. O zaman dört tarafı suyla kaplı olduğu için. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kabri saadetlerini gidip ziyaret ettik. Dünya insanlığı Anadolu'dan ikinci defa yeryüzüne yayıldı. Avrupalının gözü de Türkiye'de, Asyalının da gözü Türkiye'de. Aynı 30 bin liraya satılıyordu İstanbul'da. Neden? Ekonomi çökmüş. O zaman anladık, ha bu evlerin kıymeti devletin gücüyle orantılı. Yeniden bu ülkeyi dünyanın en şerefli makamına oturtmak için gece gündüz hep beraber gayretle çalışmamız lazım. En kötü iktidar, iktidarsızlıktan iyidir. Geçen Cidde'den dönüyorum, Umre'den bir ay evvel. Cidde havaalanında biz İstanbul'a uçacağız. Şia grubu geldi, Şia. Onlar da Basra'ya uçacaklar. Şia grubuna sordum. Saddam hakkındaki görüşünüz nedir? Yıkılsın diye bayram etmiştiniz. Biz de sevindik, zalim Saddam yönetimi yıkıldı diye. Yaşlı teyze elini kaldırdı. Gözünden neredeyse yaş gelecek. Diyor ki, oğlum vallahi keşke Allah Saddam yerine beni alsaydı, canımı da Saddam dursaydı.